Arkadaşlar merhabalar bu videomda Metin Yayınları'nın hazırladığı THT Geometri soru kitabında dikdörtgen konusundaki 3. testin çözümünü yapacağız. Testimiz pekiştiriyorum testi. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Şekildeki dikdörtgen kağıtlar renksiz kareler kesilerek kenar uzunlukları 1 cm ve 3 cm olan boyalı dikdörtgen elde ediliyor. Buna göre dikdörtgen kağıdın tamamının alanı kaç cm karedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi ne yapmışlar arkadaşlar? Şuradan bir kareler kesilmiş. Öyle diyor. Kareler kesilmiş diyor. O zaman ben şuraya şurası bir birim olarak verilmiş. Hocam burası 3 birim verilmiş mi dikdörtgenden dolayı? 3. Bu bir kare ise burası da 3 yaptı. E o zaman şurası 4 birim yaptı. Bunlar da kare olduğu için 4 birim 4 birim yaptı. Aynı şekilde burası da 4 e, birim olduğundan dolayı 4 birim 4 birim 4 birim yaptı. E alttaki şey 4 8 11 yaptı burası. E, kare olduğundan dolayı burası da 11 burası da 11 burası da 11 yaptı. Ve şurası 15 burası 15 bu da bir kare olduğu için bunlar da 15 15 oldu arkadaşlar. Evet kağıdın tamamının alanı nedir diye soruluyor. 15 burası 15 30 41 burası. Arkadaşlar cevabımız 15 çarpı 41 yapacaktır. Burası 15 yaptı 60 yaptı. O zaman cevabımız kaç yaptı? 615 yapar arkadaşlar. Bu 15 ile 41'in çarpımı. Yani cevap böylelikle denizli çıktı. Geldik ikinci soruya. ABC dikdörtgen 3 birim verilmiş, 10 birim verilmiş şekildeki A'ya ve AF'ye doğru parçaları eşit alanda 3 bölgeye ayrılmış. Hocam şuraya A A A dersek, e, köşegen çizeceğimiz belli. E 3A'yı kaç parçaya bölmek sıkıntı olacak? Ben bunlara ne diyeyim? 2A diyeyim isterseniz. Hocam burası 2A, burası da 2A, şurası da 2A dersem eşit alanlı 3 parçaya bölmüş burası. Hocam tamamı 6A oldu. Tamamı 6A olduğundan 3A 3A diye paylaşacak. Yani buraya A kaldı. Buraya da A mı kaldı? Evet. E hocam alandaki oran 1'e 2. O zaman 3 ise burası nedir? 6'dır. Tabandaki oran da 1'e 2 olacak çünkü. 6, 10 ne? Üçgen 6, 8, 10 üçgenden 8 çıktı. Hocam burada da 1'e 2 oran var. Yani x ise burası 2x'tir. Dikdörtgen çevresi nedir diye soruluyor. Bunlara da gerek yok gerçi. CF ya da BF sorulmuş olsaydı o zaman Burası 3x eşittir 8 diyecektik ama çevresi soruluyor bize. Evet bir kenar kaç çıktı? 9. Diğer kenar kaç çıktı? 8. 8 artı 9 artı 8 artı 9 bize çevreyi mi verecektir? Yani çevresi böylelikle ne çıktı arkadaşlar? 34 çıktı. Evet ikinci soru böylelikle akçay oldu. Geldi üçüncü soruya. Uzun kenar uzunluğu 20 cm olan 3 eş dikdörtgen parkelerle aşağıdaki yapı oluşturulmuştur. Evet uzun kenar uzunlukları kaçarmış? 20'şer cm'ymiş. Şunları şöyle bir yazalım. 20, 20, hatta burası da kaç oluyor? 20. Şurası da 20 mi arkadaşlar? Evet. Şimdi KLE 32 demiş. Şuradaki uzunluğu da 32 demiş. Hocam şurada bir X kenarlık var mı? Var. Açılar hemen dalalım o zaman. Alfa ise, burası da alfa mı yaptı? Evet. Hocam alfa ise yöndeşlikten, paralellikten dolayı, çünkü şunlar birbirine paralel mi? Paralel. Paralellikten dolayı alfa, burası alfayken burası da alfa, şurada da bir X kenar çıktı. O zaman şurada bir dikme mi çizsek arkadaşlar tabanı iki eş parçaya bölen hatta bunun devamı da aynı şekilde alttaki tabana da nedir? Diktir. Çünkü bunlar birbirine paralel olduğundan dolayı. E, tamamı öncelikle şurası kaç yaptı arkadaşlar? Burayı iki eş parçaya böldü. 10 10 diye iki eş parçaya böldü. Hocam burası da 10 10 oldu. e Tamamı 32 ise bunlar da 16 16 yapacak. Yani buraya kaç kaldı? 6 kaldı. Hatta buraya da 6 kaldı. Bizden ne isteniliyor? ABC üçgenin alanı nedir diye soruluyor. Hocam bu ABC üçgenin alanını bulmak için haşı bulacağız. Öncelikle şu uzunluk kaç? Şuraya bakalım. 16. Burası 20. Burası kaç yapacak? 12, 16, 20 üçgeninden buraya 12 mi kaldı? Evet. Haşı bulmak için hamle yapacağım. Haşın tamamını oranı. Bakın temel alan çıktı burada. H bölü 12 eşittir. H bölü 12 eşittir. 10 bölü 16 değil mi? Evet. 4'e bölsen 3, 4'e bölsen 4. 2'ye bölsen 5, 2'ye bölsen 2. 15 bölü 2 geldi. H 15 bölü 2 ise alan dediğimiz nedir? Tabanımız 20. Çarpı 15 bölü 2 bölü 2 eşit olacak. Bölü 2 4'e böldüğümüz zaman 5. O da kaç yapıyor arkadaşlar? 75 yapıyor. Dolayısıyla 3. soru böylelikle Cihan oldu. Geldik 4. soruya. Arkadaşlar alanlar 18'e 30 şeklinde paylaşmış. Buna göre D bölü EC oranlaması kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi burada alan dağıtımı yapabiliriz arkadaşlar. Ya da şey de yapabiliriz direktman. Ne derler ona? Ee, yamuğun alanından da sonuca gidebiliriz arkadaşlar. Ama nasıl bir şey yapsak burada vallahi bilemedim tam olarak. Ama şu hamle daha kolay olacak sanki. Eşitlikten dolayı hocam şöyle bir şey yapsam. Dikdörtgen oluştursam. Tamamı 48 olduğu için eşit olduğu için eşit alanda iki parçaya mı ayrılacak? Evet. Tamamı kaç bunun? 48. 48'i iki eşit parçaya böldüğün zaman 24'e 24 olacak. O zaman buraya kaç kaldı? 6 kaldı. E sonrasında arkadaşlar oran isteniliyor bizden. E alan dağıtalım. Üçgende alan dağıtalım. Şöyle yaptığımız zaman. Şu dikdörtgenin alanı 24 ya. 12-12 diye paylaşacak. Hocam burası 12. Burası da 12 olduğundan buraya 6 kaldı. E sonra 6'ya 6 oldu. Yani burası K iken burası da ne oldu? K oldu. E Sonuçta şunlar birbirine eşitken bunlar da birbirine eşit olacak. Burası da 2K oldu. D bölü C oranı isteniliyor bizden. O da K bölü 3 K'dan 1 bölü 3 olarak çıkar arkadaşlar cevabımız. Dördüncü soru böylelikle balık kesir oldu. Geldik beşinci soruya. ABCD ve AFB dikdörtgen burası 6'ya 4 vermiş. 6 ise karşı taraf 6'dır. 4 ise burası da 4 müdür 4'tür. Arkadaşlar sayılar var burada. 36'dan 6 çıkınca 20. Kök 20 dediğimiz burası nedir? 2 kök 5'tir. Sonra bizden ne isteniyor ECX? Hocam 90'lar da uçuşuyor. Ne yaparsınız burada? Tabii ki alfa beta'ya dalarız. Alfa beta alfa beta'ya daldığımızda bu üçgenle bu üçgen benzer. Beta'nın karşısı x'in beta'nın karşısı 4 oranı eşittir. Alfa'nın karşısı 4 var burada. 4'ün buradaki alfa'nın karşısı 2 kök 5'e oranı yapacaktır arkadaşlar. X de buradan ne yapıyor? 16 bölü 2 kök 5 yapıyor. Bölsen 2'ye 8 bölsen 2'ye gitti. Kök 5 de çarpınca 8 kök 5 bölü 5 mi yaptı? Evet. Cevabımız böylelikle Cihan çıktı arkadaşlar. 5. soruda geldik 6'ya. Valla arkadaşlar öklit bağıntılarından falan filan bulursunuz da ben direkt 6'ya 12'yi gördüğüm için öklit de olsa direkt alfa beta'ya dalarım. Çünkü alfadan beta'ya geçiş 1'e 2 her zaman işimi kolaylaştırır. Bak burada 6'ya 12 var. Başlıyorum bir yerden alfaya. Alfa, beta, alfa, beta, alfa, beta. Hatta burası da beta mı oldu? Evet. Dikkat ederseniz şu üçgende alfadan beta'ya geçiş 1'i 2. Demek ki ben buradaki bütün üçgenlerde aynı şeyi yapabilirim. Alfadan beta'ya geçiş 1'i 2. O zaman buradaki en küçük üçgenden başlayayım. Nereden başlayayım? Buradan başlayayım. Alfanın karşısı A iken betanın karşısı 2 A'dır. Hocam 2 A iken burası nedir? 4 A'dır. Hocam burası 4 A iken alfadan beta'ya geçiş 1'i 2 olduğundan burası da nedir? 8 A diye söyleyebiliriz arkadaşlar. E Şuraya baktığımız zaman arkadaşlar burada güzel bir şey çıktı. Kelebekler mi çıktı? Evet kelebek çıktı. Kelebek oran kaça kaç? 4'e 1. O zaman 12 ise burası ne olacak? E, burası 4 y iken burası y mi olacak? Evet 4 y 12 ise 4 y 12 ise y'yi buradan 3 buluruz. Y buradan 3 ise tamamı da 12 olduğundan dolayı x'e de kaç kalır arkadaşlar? 9 kalır. Evet böyle alfabete görünce dayanamıyorum arkadaşlar. Dayanamıyorum arkadaşlar. Siz de dayanamayıp bu şekilde yapın. Emin olun daha rahat bir şekilde çözersiniz. Sonuca daha rahat bir şekilde ulaşırsınız. Altın soru akçay oldu geldik 7. soruya. Kenar uzunlukları 9 ve 15 cm olan iki dikdörtgen kart birer köşeleri ortak ve birer köşeleri de birbirlerinin kenarları üzerinde olacak şekilde kenarlar çakıştırılmadan yerleştiriliyor. Hadi bakalım. Şu bilgiye göre yerleştirelim arkadaşlar. 9 ve 15'lik dikdörtgenleri şöyle koyduğumuz zaman bir dikdörtgen bu şekilde diğer dikdörtgende şu şekilde olsa şöyle olsa sağlanıyor mu diye bakalım arkadaşlar birer köşeleri ortak mı ortak sonra birer köşeleri ortak ve birer köşeleri de birbirlerinin kenarları üzerinde olan hocam bu dikdörtgenin bir köşesi üzerinde ama diğer dikdörtgenin bir köşesi herhangi birinin üzerinde mi değil o zaman bu biraz daha şey olacak arkadaşlar ya yani şu çizdiğim en azından şu köşeden geçmek zorunda o zaman ona göre çizelim arkadaşlar şöyle dikdörtgenimiz o zaman Aha da böyle olmak zorunda. Şimdi bir daha okuyalım. Dikdörtgen kart birer köşeleri ortak ve birer köşeleri birbirlerinin kenarları üzerinde olan. Evet bu dikdörtgenin bir köşesi bu kenar üzerinde. Bu dikdörtgenin bir köşesi de şu kenar üzerinde. Evet kenarlar çakıştırılmadan yani kenarlar çakıştırılmadan üst üste konulmadan bu şekilde yerleştirilmiştir. Bu yerleşim sonucu dikdörtgenlerin birer kenarı P noktasında kesmiştir. Evet Dikdörtgenlerin birer kenarı P noktasında kesmiş. Tam olarak P noktası neresi arkadaşlar? Şurası oluyor. E, P noktasının dikdörtgenlerin köşelerinden en yakın olan ne olan uzaklığı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi öncelikle bu dikdörtgenin kenarları neydi arkadaşlar? 9 15'te kısa kenar burası 9 burası 9 burası uzun kenar burası olsun. Hocam burada ne çıktı? 9, 12, 15 çıktı. E hocam uzun, uzun kenarı 15. O zaman burası da 9, 12, 15'den 12'yi yerleştirdik. 15 ya. Buraya ne kaldı? 3 birim kaldı. Sonra e, tamamı 15 ise buraya da kaç kaldı? 3 birim kaldı. Bizden ne isteniyor arkadaşlar? P noktasının dikdörtgenlerin köşelerinden en yakın olanını olan uzaklığı. P noktasının dikdörtgenlerin köşelerinden en yakın olanını olan uzaklığı. Şu uzunluk ya da bu uzunluk isteniyor arkadaşlar. Alfa, beta'ya dalalım. Alfa, beta, alfa, beta. Hatta burası da alfa, burası da beta. Hocam şu üçgenle şu üçgen... Beta'nın karşısındakiler pardon burası beta olacak. Burası da alfa olacak. Eş üçgen oldu. Tamam şunda benzerlik yapalım ama. Hocam alfa beta. Burada beta'nın karşısı üçgen beta'nın karşısı 9. 1'e 3 oran var. O zaman burada alfa'nın karşısı 12 ise alfa'nın karşısı 4 olur. <laughs> e, hocam şu üçgenle de şu üçgen eş üçgen olduğundan alfa'nın karşısı 4 ise alfa'nın karşısı 4'tür. 3, 4, 5 üçgeni 9'da oldu. Evet P noktasının dikdörtgenin köşesine en yakın olanı Burası 4 birim burası 4 birim burası da 5 birim o zaman cevabımız kaç yapar arkadaşlar 4 yapar. Dolayısıyla 7. soru böylelikle balık kesir oldu. Geldik 8. soruya. Evet dikdörtgenin alanı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi arkadaşlar bir kere şuradaki dikdörtgenin alanı nedir? 8 a ile 12 8 bölü a ile 12 a'nın çarpımı mıdır? Evet 8 bölü a ile 12 a'nın çarpımı mıdır? A'lar gitti. Kaç yaptı? 96 yaptı. Burası 96. 96 ama 48 48 diye iki eşit parçaya bölünür mü? Bölünür. Sonra ne yapacağız arkadaşlar? Sonra da şunu yapacağız. Aslında bunu alfabetadan da yapabiliriz de daha paralel kenarı görmedik. Oradan yapsam mı diye düşünmüyor diyelim yani şu anda. Hocam şu üçgenin alanında paralel kenarda şöyle bir şey. Paralel kenarda şu tüm alanın nesidir? Yarısıdır. Hocam bu da 48 ise tüm alan kaç yapacaktır? 96 yapacaktır diyebiliriz. Ya da hiç böyle şuraya girmeyelim. Hani tam bu kitapta böyle paraya kenar gösterilmeden e, dikdörtgen ve kare gösterilmiş. Biz de ona göre bir çözümü yapalım isterseniz. 8 bölü A ise burası 8 bölü A mı? Evet. 12 A ise burası da 12 A mı? Evet. Şimdi siz ne yapacaksınız? Bu dikdörtgenin alanını bulmak için hocam X çarpı Y'yi bulacağız. E, X çarpı Y'yi bulmak için hamle yapalım o zaman arkadaşlar. E ne yapacağız? Madem X ile Y'nin çarpımını bulacağız arkadaşlar biz burada. O zaman şu üçgenle şu üçgeni düşünmeliyiz benzerlikte değil mi arkadaşlar? Hadi bakalım. Ya sen buraya e, x değil de buraya x diye düşünürsen o zaman şu üçgenle şu üçgenin benzerliğini düşüneceksin. Dalalım alfa beta'ya. Biz buraya x dedik. Hadi bakalım alfa beta'ya dalıp ona göre işlem yapalım. Alfa burası, beta burası, alfa burası. Hocam burası da beta mı yaptı? Evet şu üçgenle şu üçgenle oldu benzer. Hocam 90'ın karşısı 8 bölü a'nın 90'ın karşısı burada kaça? Y'yi oranı eşittir. Betanın karşısı var burada. X bölü. Buradaki betanın karşısı 12. A'ya oranı. İşler işler yapınca X çarpı y geliyor. X çarpı Y 8 bölü A ile 12 A'nın çarpımı yaptı. Bu da kaç yaptı arkadaşlar? 96 yaptı. Bizden de zaten bu isteniliyor. Bu da ikinci yolumuz olsun. Para kenarı görmeden bu şekilde bir çözüm yöntemi size sunabiliriz. E 8. soru balık kesir oldu. Geldik 9. soruya. ABC'de dikdörtgen EAB ikizkenar üçgen. Evet e, A, B, kenar üçgen. Burası 90 derece ise bunlar kaçar derece oldu arkadaşlar? 45'er derece. 45, 90 ise burası da 45 yaptı. Hatta burası da 45 yaptım yaptı. B, C uzunluğu 6'ymış. E, 6 ise 45, 90 ise burası da 45 yaptı. Burası da 6 oldu. E, A uzunluğunu 15 demiş. E, A uzunluğu 15, 6 ise burası da 6. O zaman buraya kaç kaldı? 9. Hocam 9 ise burası da nedir? 9'dur. Bizden bunun alanı isteniyor. Daha yamuğu görmediğimiz için bunun alanını bulurken de dikdörtgenin alanından 6 ile 15'in çarpımından neyi çıkartacaksınız arkadaşlar? Şuradaki üçgenin alanı çıkartırsanız olay bitti. 6 çarpı 6 bölü 2'yi çıkartacaksınız. 90 eksi kaç yaptı? 18 yaptı. Bu da kaç yapar arkadaşlar? 72 yapar. 9. soru böylelikle. Edremit oldu. Geldik onun soruya. ABCD ve GFED dikdörtgen olarak verilmiş. 15'er santimetre ve AB'yi de 21 olarak vermiş. Şimdi DE uzunluğu 4K iken EC uzunluğu 3K demiş. Hocam burası 3K. DE uzunluğu 4K demiş. Toplamda 7K21 değil mi? Evet. 7K eşittir. 21 ise K'yı buradan 3 buluruz. K 3 ise burası ne çıktı? 9. Burası 12 çıktı. 9. Bakın burada bir dik üçgen var mı? Var. Çünkü dik dörtgen burası 90. O zaman burası da 90 oldu. 9. 15 ne üçgeni? 9. 12. 15 üçgeni. E o zaman dik dörtgenin alanı nedir arkadaşlar? Hatta bu bir kare yaptı. 12 çarpı 12 diyebiliriz alana. O da kaç yapıyor arkadaşlar? 144 yapıyor. Cevabımız böylelikle ne çıktı? Denizli çıktı 10. soruda. Geldik 11. soruya. Ne yapacağız arkadaşlar burada? Valla direktman şunu yapabilirsiniz. Gençler şu alandan direkt bunu çıkartabilirsiniz. Ya da şöyle bakacak olursan, hocam bunlar 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 eşit ya. Şu şu eşit hatta burada kalan A burası 3 al. Yani sen şu A'yı bulursan 3 A'yı da rahat bir şekilde bulabilirsin. Bunun için ne yapman lazım? Hatta burası da 4 birim 4 birim 4 birim verilmiş. Şu tabanı bulman lazım. Bu tabanı bulmak için işlem yapacaksın. Şu 8'i kullanalım mı? Kullanalım. Şuraya bakacak olursan 8 ya. Hocam burada 1 bölü yani 4 bölü 12 oran var. E o zaman burası 4 bölü 12 ise şuraya da A diyecek olursak. Hatta burada bir eşitlik var ortaban var. A ise burası 2A değil mi? Evet. 4 bölü 12'den dolayı 2a bölü 8 diyebiliriz. Burada şuradaki sadeleştirmeleri yaptığımız zaman şunlar 3 oldu. Şunda şu gitti 4 yaptı. a'yı da buradan kaç bulduk arkadaşlar? 4 bölü 3 mi bulduk? Evet. E, ee, a 4 bölü 3 ise biz a alanını bulabiliriz arkadaşlar. a alanı nedir? Şu tabanımız bu. Yüksekliğimiz de bu değil mi? Evet. Taban a yani 4 bölü 3 çarpı yüksekliğimiz 4 bölü 2. O da 8 bölü 3 mi yaptı? Evet. A bizden ne isteniyor? 3A isteniliyor. 3 çarpı 8 bölü 3'ten cevabımız kaç çıkar? 8 çıkar. 11. soruyu böylelikle ceham bulduk. Daha farklı şekillerde bulunur mu? Bulunur tabii ki. Ne bileyim öncelikle 8 ise şurası orta tabandan 4 diyebilirsiniz. E sonra benzerlerden şurayı falan bulabilirsiniz. İşte 1 bölü şuradan şurayı bulursunuz. Burayı bulursunuz falan filan. Sonuçta şuradaki benzerlikleri kullandığınız zaman her türlü sonuca ulaşıyorsunuz arkadaşlar. Cevap C an çıktı 11. soruda. Geldik 12. soruya. Kenar uzunlukları 3 ve 9 olan dikdörtgen bu şekilde katlanmış. Arkadaşlar eski haline geri açıyoruz. Dikdörtgen kare, eşkenar dörtgen gibi konularda bir katlama söz konusuysa e, üst üste binen açıların değişikliği önemli. Çünkü karşıtlı kenarlar paralel olduğu için Z çok kullanılıyor arkadaşlar. Tabii ki kenar uzunlukları 3 ve 9. Şurası 3. Şurası 9. Hocam 9 iken burası da nedir? 9'u yazacağız. Bak kenarların eşitliğini yazınca olmadı. Bir de açıların da eşitliğini yazalım. 90 ise üst üste binen açılar birbirine eşit. 90 burası. Ve aynı zamanda hocam şu açılar da birbirine eşit. E, bu açıda da bu açı eşit ama bu açılar karışık olduğu için işe yaramayacak galiba. E, şunlar e, birbirine paralel olduğu için ne var arkadaşlar burada? Şöyle bir z kuralı var. Z'den dolayı burası nokta açısı mı yaptı? Evet. E bizden dikdörtgenin alanından kaç daha azdır? Bu katlama işlemiyle oluşan şeklinde alanı Evet şu şeklin alanından bahsediyor arkadaşlar. Yani şu sarı üçgen artı şuradaki üçgenden bahsediyor. Ee, diğerinin alanından ne kadar daha azdır diye söyleniyor arkadaşlar. Hadi bakalım bulalım bakalım şimdi onu. Arkadaşlar. Şimdi aslında bu alanını soruyor bize de. Hani orayı çok fazla şey yapmayalım isterseniz bunun alanından. Şu gözüken alanı çıkarttığımız zaman ne kadar az olduğunu da bulabiliriz. Oradaki cümleden onu da anlayabiliyoruz. X kenarla bulduk mu? Burada bulduk. Hocam buraya X dersek burası da X tamamı 9'da. Buraya 9-X kaldı. Pisagor bağıntısı. Hocam hissediyorum. Hiç kusura bakmayın. X'in karesi eşittir. 9-X'in karesi artı. 3'ün karesinden işlem işlem işlemle X'i bulursunuz. X yerine 5 yazarsam 3-4-5 sağlanıyor. E hocam o zaman burası 5 iken. Burası da kaç oldu? 4 mi oldu? Tamamı 9 olduğundan. Evet. Burası da 3 mü? 3. Hatta 3, 4, 5 üçgen çıktı. Bizim buradaki oluşan alan, önceki alan. Hocam burası kaç? 3. Burası kaç? 9. Burada kalan kaç? 27. Şu alanı bulalım. 4 çarpı 3 bölü 2. Bakın mavi alan arkadaşlar. 4 çarpı 3 bölü 2. Ee, artı. Şu alanda 3 çarpı 9 bölü 2 değil mi arkadaşlar? Evet. 3 çarpı 9 bölü 2. 12 bölü 2'den 6 burası. Artı 27 bölü 2'den de 13, 26 yapıyor. 13,5 mu yaptı? Toplamı kaç yaptı arkadaşlar burası? 19,5 yaptı. Bizden ne isteniyor? İşte bu alan bu alandan ne kadar fazladır diye soruluyor. O da ne kadar fazla? Aslında dediğim gibi bu üçgenin alanı onu düşünürseniz anlarsınız. Çünkü üst üste binanın e, alanlarda bu iki tane alan üst üste geldi. Burası kayboldu aslında. Bu alanda direkt taban çarpı yükseklik bölü bulabilirsiniz. Neyse a ben böyle yaptım. Şu alandan şu sarı alan artı şuradaki alanı çıkarttım. Çünkü katlama işleminde e, şu üçgen ve şu üçgenden oluşuyor buradaki şekil. Evet bizden 27 eksi 19 buçuk isteniyor. O da kaç çıkıyor arkadaşlar? 7 buçuk çıkıyor. Dolayısıyla 12. sorunun cevabını böylelikle balık esir bulduk. Ve bu testi de bitirdik. O zaman diyoruz? Bir sonraki videoda dördüncü testin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.